Merhaba arkadaşlar, ben İbni Sina'dan Kübra Hocam. Bugün size doğrular, açılarla alakalı birkaç tane konu anlatacağım. Daha sonraki videomuzda da diğer konuları anlatacağım ve soru çözümü yapacağız. Hemen başlıyorum. Öncelikle doğru ve açıdan bahsetmek için bizim doğru, doğru parçası ve ışını bilmemiz gerekiyordu. Önce ışın neydi, doğru neydi, doğru parçası neydi? Onlarla ilgili küçük bir hatırlatma yapalım. Mesela ışın, doğru ve doğru parçası. Bunu bilmeden biz açılarla alakalı büyük zorluklar çekeriz. O yüzden hemen bahsediyoruz. Işın neydi? Bir tarafı kapalıydı, diğer tarafı sonsuza kadar gidiyordu. Diğeri doğru neydi peki? Doğru, iki tarafında sonsuza kadar gitmesiyle oluşan işte neydi? Noktalar bütünüydü. Unutmayın, bunlar her biri noktalardan oluşuyor ve bu sonsuza kadar gidiyor. Bu bir noktadan başlıyor, diğer tarafı sonsuza kadar gidiyor. Ve en son olarak doğru parçamız neydi bizim? Bir noktadan oluşup diğer noktaya kadar devam eden noktalar bütünüydü. Nokta dememiz sebebi daha sonra 8. sınıfta göreceğiniz koordinat düzlemiyle alakalı sorularda size yardımcı olacaktır. Bunların her biri noktalar bütününü unutmayın. Işın neydi? Bir tarafı kapalı, diğer tarafı sonsuza kadar gidiyordu. Doğru neydi? İki tarafın sonsuza kadar gitmesiydi. Doğru parçası da iki tarafın da sabit olmasıydı. Noktalarla birleşmesi sonucu oluşan neydi? Noktalar bütünlüğü. Tamam. Hemen geçelim o zaman. Bir açı olayından bahsedelim tabii öncelikle. Açı neydi? Açı demek iki tane ışının, değil mi? İki ışının ya da iki doğru parçasının birleşmesiyle oluşan, arada kalan, şuraya biz açı diyorduk. Açı. Evet. Peki ben burada eş açıdan bahsedeceğim. Adı üzerinde eş ne demek? Mesela iki tane benim üçgenim, pardon üçgenim diyorum, açım olsun. Bu açıların ölçüleri şurası. Eğer birbirine eş ise bunlar eş açıydı. Atıyorum burası 80 derece olsun. Burası da 80 derece. O zaman bunlar, hatta şöyle diyelim. A olsun, B olsun, C olsun. Şöyle. D olsun, E ve F. O zaman diyeceğim ki ABC açısı böyle gösteriyordu hatırlarsanız. Hatta ölçü ne demekti? Şu S'ydi. DEF açısına eştir. Bunlar eş açıdır. Peki hocam her zaman böyle ayrı üçgenlerle mi uğraşacağız? Hayır, bazen size verecek. Diyecek ki şöyle. Hop. A olsun yine. B olsun. C olsun. Şuradan şöyle bir ışın daha geçirdi. Bunu tam ortadan ikiye böldü. İşte buna, şuna da E diyelim. AE ışını, hatırlarsanız ışın şu şekilde gösteriliyordu. AE ışını, değil mi? A, pardon, BA, BA, C açısını neyi olacak artık biliyor musunuz? Açı ortayı. Açı ortay. Yani iki tane açıyı tam ortadan, pardon, bir tane açıyı şurayı tam ortadan ikiye bölen şeye biz açı ortay diyeceğiz. Evet gençler, hemen eş açıdan düzlemde iki doğru üzerinden konuşacağız. Şimdi bakalım. Evet, şöyle bir tane düzlemimiz olsun. Gözüküyordur umarım. Düzlemimiz olsun. Mesela biri böyle gelsin. İşte biri böyle gelsin. Doğruyu unutmayın gençler. Neydi? İki tarafı sonsuza kadar giden noktalar bütünü. Buna D1 doğrusu diyelim. Buna D2 doğrusu diyelim. Ve burada D2 olsun. Bir düzlem daha konuşalım.
İnsanlar bilet alır, harika çizelim. Böyle gitsin. Bu da böyle gitsin. Bunlar da birbirine değmiyorsa paraleldir. Aynı doğrultuda gidiyor ve birbirine değmiyorsa bunlar da paraleldir. Bu nedir? Kesişmiştir. Nasıl kesişmiş? Arada 90 derece varsa dik kesişmiştir. Bunların sembollerini göstereceğiz şimdi. Başka ne olabilir sizce? Bir düşünelim. Evet. Başka bir de birbiriyle normal çakışan şöyle bir şey vardı. Şurada düzlemimiz olsun. Orada düzlemini nasıl gösteriyorduk hatırlıyor musunuz? Şuraya E'lerimizi yazalım. Değil mi? Düzlem gösterirken bu şekilde. Bu da burası D1, burası D2 olsun. Hemen yazıyorum o zaman bunları. Bakıyorum arada dik açı var. Ve birbiriyle ne yapmış? Kesişmiş. Yolları kesişmiş. Bak şu noktada değil mi? O zaman ben buna diyeceğim ki D1 ve D2 dik kesişmiştir. Miştir yazamadık. Hemen bir simge var. Diki gösteren ifade. D1 diktir. D2 dik. Peki diğeri nasıl olacak? Paralel. Paralelse eğer paralellikte hemen bakın. Paralellik ne demek? Önce onu söyleyelim. Aynı doğrultuda ilerleyen ve birbiriyle hiç kesişmeyen iki doğru. Doğru parçası iki yüzüm fark etmez. O zaman bunu hemen yazıyorum. D1 ve D2 diyorum. Paraleldir. Bakın bir tane düzlemimiz var, iki tane doğrumuz var ve üç tane farklı durumumuz var. Hemen yazıyorum o zaman simgeyi. D1 paralel D2. Bu da bizim paralellik sembolü. Yazalım şöyle görün tekrardan. Paralellik. O zaman da dik. Bir de ne var? D1 ile D2 ne yapmış? İç içe geçmiş yani çakışmışlar. Belki uzunlukları aynı bilemedim ben, değil mi? O zaman diyorum hemen D1 ve D2 çakışıktır. Çakışıktır yani birbiriyle iç içe geçmiş şekildedir. O zaman tabii bu sadece iki tane doğrudan bahsetmeyeceğiz. Bizim üç tane doğrumuz da olabilir. Hatta ileriki konular için size küçük küçük tiyolar da verebilirim. Hemen şurayı siliyorum. Aslında öbür tarafı silsem daha rahat edecek. Burayı silelim. Şöyle. Gençler diktir dedik ama 90 dereceyi görmeden her kesişen dik sanmayın tamam mı? O konularda kafanız karışmasın. Yani her kesişen diktir diye bir kural yok. Ama dik kesişmişse hemen o dik sembolünü göstereceğiz tamam mı? Şöyle düşünelim mesela. İşte silgim zor gelmiş. Tamam bir tane böyle şey var. D1 doğrumuz. Böyle. Ve böyle aynı doğrultuda D1, D2, D3. Hemen artık az önce konuştuk. Ne dedik? Bunlar birbirine paraleldir. Ne yaptık? Tabii ki ya size diyecek ki paraleldir diyecek ya da bu sembolü verecek. O zaman anlayacağız yani. Hani ya da işte paralel diye bir de tam bir şey söyleyecek. Atıyorum şöyle bir şey işaret verecek. Şöyle. Bunun tarzına bir şeyler verecek. O zaman anlayacağız. Hemen yazıyorum o zaman. D1, D2, paraleldir D3. İşte bu kadar. Ya da mesela, hadi öyle vermedi. D1 olsun. D2. Yine arkalar yaratıyoruz. D3. Buna da diyeceğiz ki D1, D2,
Bana burada bir yerde işte 90 derece verseydi, o zaman işte atıyorum mesela şurayı da şuranın arasında 90 verseydi diyecektim ki D1 ve D2 dik kesişmiştir. Ama şu an öyle bir bilgi veremem. Hemen geldik o zaman diğerine. Diğerinde ne olabilir? Tahmin edelim. İki tane paralel vardır belki. D1 olsun, D2 olsun. Ve son olarak bir tane doğrum vardır. Gelmiştir bunları dik kesmiştir. İşte bu. Bu da D3 olsun. Bakın burası dikse, bu ikisi paralelse burası da diktir. Yazıyorum o zaman. D1 paraleldir D2. Yazıyorum. D3 dik kesmiştir D1. Ve D3 dik kesmiştir D2. Bu kurallar bu şekilde devam ediyor çocuklar. Mesela size hemen şöyle bir şey göstereceğim. Atıyorum bu dik kesti ama bir tane de dik kesmeyen gösterelim. Sonra size gelecek konu için küçük bir tüyo verip bitiriyorum. Şöyle paralel. Video çözeceğiz, video şeklinde. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki derste görüşürüz.